hafta ekranlarının altından rahatlıkla takip edebilirsiniz. Değerli konuklarımızı ağırladık. Bir başka değerli konuğumuzla devam ediyoruz. Kamudel Genel Başkanı Cevdet Baştuğ bizlerle birlikte. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, şimdi hemen şunu da ifade edeyim, size söz hakkı vereceğim ama Ankara'da sağanak yağış var Sayın Başkan ve şu anda belki stüdyodan duyulabiliyordur. Çünkü Balgat'tayız stüdyolarımız ve sabahın erken saatlerinden başlayan aralıklarla sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Bugün, yarın, hafta içine kadar, yani pazartesi gününe kadar, yeni bir haftaya kadar bu sağanak yağışın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre devam edeceği bildirildi. Biz de izleyicilerimize bu noktada bilgiyi vermiş olalım. Sayın Başkan, önce tabii kamuderi soracağız size, faaliyetleri soracağız, neler var, planlanan projeler neler, ama tabii Barış Pınarı Harekatı kapsamında bazı STK'ların bu harekata destek verip vermedikleri çok konuşuluyordu ama kamuder terörle mücadelede Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, hükümetin, devletinin yanında olan bir kurum. Evet. Neler söylersiniz? Efendim, bu Barış Pınarı. Barış Pınarı her operasyonlarında katılan tüm Mehmetçiklerimize, kamu görevlilerimize üstün başarılar diliyoruz. Cenab-ı Hak yar ve yardımcıları olsun. Amin. Tabii ki biz kamuder olarak devletimizin yanında olduğumuzu her platformlarda söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Çünkü devlet varsa biz varız. Biz Doğru. varsak devlet vardır tabii. Biz de kamu değer olarak devletimizin yanındayız. Operasyonlarla ilgili bir devlet büyüklerimiz karar vermişse bildikleri bir şey vardır. Türkiye'nin yararına olan her şeye kamu değer destek veriyor. Bundan hiçbir kuşkumuz yok. Hı hı. Ha, destek vermeyen bazı sivil toplum kuruluşları mı var deniliyor. İşte neden verilmiyor neden yani? Neden verilmiyor? Onların da görüşüdür. Siyasi görüşlerinden olabilir. Bunların değinimine insan hakları pozisyonundan değerlendirilebilir. Tabii biz bunu önce insan hakları diyoruz, biz de diyoruz. Ama önce vatan. Biz de diyoruz ki önce Türkiye, sonra kamu der. Önce Türkiye diyoruz. Biz bunu destek vermeyenlere de şunu söylüyoruz. Sağduyuya davet ediyoruz. Hı hı. Herkes kepini alsın, iyi düşünsün. Türkiye'den başka Türkiye yok. Türkiye'nin Türkiye'den başka da dostu yok. Evet. Bunu şimdi bakıyoruz. Amerika Birleşmiş Devletleri'nde bir karar alındı. 415 kabul oy. Ermeni soykırım tasarısı. Efendim, bir tanesi çekimsel kaldı, Filistin. Ne diyoruz buna? Çok ilginç değil mi? Hiç beklemediğimiz bir şey. Hiç beklemediğimiz belki, bir Filistinli orada bir vatandaş, milletvekili olmuş, çekimsel kararı veriyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın buyurduğu gibi, ey Filistin, ne yapıyorsunuz demek lazım. Doğru mu? Evet. Onun için destek vermeyen sivil toplum kuruluşlarına sağduyuya davet ediyorum. Lütfen ülkemize sahip çıkalım. Suriye, İran, Irak, bunları örnek alalım. Ki böyle bir hassas dönemde Mehmetçiğin yanında durulmalı değil mi Sayın Başkan? Durmak zorundayız. Yani bir ve beraber olmak lazım. Aynen öyle, katılıyoruz. Birlik beraberlik olmak zorundayız. Olmayanlara tek sözüm var. Yazıklar olsun diyorum. Peki. Şimdi tabii kamuderin faaliyetleri, problemleri, sıkıntıları, beklentileri nereye hitap ettiği, hangi kesime hitap ettiği de oldukça önemli. İzleyicilerimiz belki kamuderi ilk defa duydular bu ekranlarda ama Barış Pınarı'nda Mehmetçiğe tam desteklerini açıkladınız ve sonsuz destek. Sonsuz destek var. Tabii yani sendikalar, STK'lar diyoruz ama bazı STK'ları da tenzih etmemiz de lazım. Çünkü desteğini, sizin gibi desteğini açıklayan çok fazla STK var. Bazı STK'lar ve başkanları, genel başkanları bu harekata, Barış Pınarı harekatına destek vermeyen STK'lar elbette ki bazı istisnalar da var. Bunu da altını çizmekte fayda olacaktır. Şimdi kamudere hakkında bilgi verelim Sayın Başkan. Akabinde sorularım olacak size. Şimdi Sayın Asugör, çok teşekkür ederim. Biraz evvel bir duyum aldık. İşte Ankara Bale yolunda bir kaza olmuş. Trafik kazası, şarampola düşmüş. 35 yakın bir vatandaşımızın yaralandığını söyleniyor. Aracın da Çankaya Belediyesi'ne ait olduğunu ifade ediliyor. Bu yaralılarımıza Allah'tan acı şifalar diliyorum. Amin. Ankara halkımıza geçmiş olsun diyorum. Ankara'da müthiş bir yağmur var. Sürücülerimizin de çok dikkatli olmalarını rica ediyoruz.
kesinlikle hız yapmasınlar, sollamada yapmasınlar. Nereye gidilecekse 5 dakika, 1 saat geç gidin, sağ salim gidin. Ben de buraya 10 dakikada geçmeyle geldim. Evet. İkincisi de efendim, Kamuder her yerde söylüyor ve her zaman da söylüyorum. Kamuder terör karşısındadır. Terör nereden gelirse gelsin. Bir daha söylüyorum, terör nereden gelirse gelsin. Terörün dini, iman, ırkı yoktur. Terör gerek sağda gerek solda, bizim için fark etmez. Terörü inanet diyorum. Bizim kamuların anlayışımız bu. Evet. Bizi seven sever, sevmeyen sevmesin. Önemli değil. Biz devletin yanındayız, biz terörün karşısındayız. İkincisi de Kamuder nereye gidiyor? Bana soruyorlar, sen hangi parti size yakın? Bizim partimiz yok, açık söylüyorum. Biz Türkiye'yiz. Adımız Kamuder, soyadımız Türkiye'dir. Biz bu sloganlarımızda... Dergide de yazıyordu değil mi o? Tabii tabii, dergimizde yazıyor, sloganlarımızda yazıyor, özümüzde yazıyor, kalbimizde yazıyor. Niye? Biz particilik yapmıyoruz. Particilik yaparsak istifa eder veya bunu işi bırakıp gidelim siyasi partiye yollarım. Dik duruyoruz, Türkiye'yi seviyoruz. Türkiye hayrına kim bir çivi çakıyorsa Allah razı olsun deriz. Bilmemizi kapatıp saygıyla eğiliyoruz. Türkiye hayrına olmayan her şeyin karşısındayız. İnancımıza göre tabii. Evet. Peki şimdi oldukça önemli mesajlardı. Peki Kamuder yani amacı ne Kamuder'in? Amacı, kuruluş amacı nedir? Bunu ifade etmekte fayda var izleyicilerimize. Yani hangi kesimin hangi sorunlarıyla ilgilenir Kamuder? Şimdi Kamuder'in amacı tabii önce birlik ve beraberliği sağlamaktır. Birlik ve beraberlik önemli. Birlik ve beraberliği sağlıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüyle yola çıktık. Diyor ki en vatanını seven, en hayırlı işler yapandır. Biz de hayırlı işler yaptığımıza inanıyoruz. Hayırlara vesile olduğumuza inanıyoruz. Biz bu Kamuder'i kurarken 20 arkadaşımla kurduk. 20 arkadaşımızla kurduk. Şimdi 1200 kişiyiz. 20'den 1200'e değil mi? 1200'e gidiyoruz. Dernek olmamıza rağmen, devletin bir katkısı olmamasına rağmen dün de bir fidandık, bugün kocaman bir çınar olduk. Çok hayırlı işler yapıyoruz. Biz fakir fukarenin, bize ulaşan fakir fukarenin yardım etmeye gayreti gösteriyoruz, özen gösteriyoruz. Biz kamu görevlileri, kamu emeklilerin sorunlarıyla ilgili, haklı gördüğümüz konularla ilgili çözüm noktasında yardımcı oluyoruz. Biz ricacıyız, yaptırma gücümüz yok. Ama biz Cem Açıgöz'ün ve Mehmet Alagöz'ün bir ricası varsa, mağduriyeti varsa biz ilgili genel müdürlüklere, bakanlara gidiyoruz. Çözüm noktasında yardımcı olmaya bir ara özen gösteriyoruz. Bir ara bulucu aslında değil mi? Bir ara bulucu, resmen bir ara bulucu. Yani kimsenin yaptırma gücü yok, sendikaların da yok. Yani sendika başkanlarımızın bugüne kadar toplu sözleşmelerde, toplu görüşmelerde masaya oturdular hükümette. Ben de soruyorum, size de soruyorum, kamuoyuna da soruyorum. %4'lük zammı %6'ya çıkartan var mı? Hayır. %4'lük hükümet zammı verdi, %5'e çıkartan var mı? Hayır. Herkes ricacı olmuş. Değil mi? Yani bu ricacımızın gereğimiz gerektiğini yaptığına inanıyoruz. Peki. Biz hastalarımıza gidiyoruz, yaralılarımıza gidiyoruz, mazarlığa gidiyoruz, düğünlerimize gidiyoruz, üyelerimizin, olan olmayan, gönüldaşlarımızın, bize el uzatanın, herkesin iyi gününde, kötü gününde yanında olmaya gayret içindeyiz. Peki efendim, şimdi geçtiğimiz günlerde bir ödül töreniniz oldu. O tören, o güzel bir programdı. O programı da anlatmanızı rica edeceğim çok kısa, bir iki dakikada akabinde programımızı noktalayacağız. Efendim, biz Kamuder olarak her yıl Ekim ayında geleneksel ödül töreni yapıyoruz. Bu geçen 19 Ekim'de 13. geleneksel ödülünü yaptık. Bu da Facebook'ta, sosyal medyada il ve ilçe temsilcilerimizin ödüle layık gördüğü kişileri, belediye başkanları, milletvekilleri, iş kadınları, bunları biz tespit ediyoruz. Ankara'ya davet ediyoruz. Türkülü, sazlı, müzikli güzel bir şölen yaparak kendilerine hak eden, hak sahiplerine ödülleri dağıtıyoruz. Tabii dün de bir ödül dağıttık son olarak. Gaziantep Milletvekilimiz Sermet Atay Bey'e. MHP'nin. MHP Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekilimize. O da o gün 19 Ekim'de mazeret mi dedi, gelmedi. Biz mazeretinden dolayı kendisine gittik. Kahvesini içtik, ödülü takdim ettik. Çok da mutlu oldu. Biz de mutlu olduk. Bu dostluklar motivasyon amaçlıdır. Dostlukları evet. Köprüsünü koruyoruz. Bu ödüllerin hiçbir
gayesi, geliri yok. Sadece insanlık adına köprü kuruyoruz. Yardımlaşma, dayanışmayı sağlıyoruz. Bu anlamda Bengü Türkiye'de bir ödül var. Bunu da Bengü TV'ye de ödül verdik. Bu, Metin Özkan Bey davetliydi, genel yayın yönetmenimiz. Tabii biz buraya araştırma yaptık. Fox TV'de vardı aynı zamanda. Kanal Siyaset de vardı. Çok vardı yani. Çok her vardı. Yerden vardı. Bunların içinde Bengü Türk TV'de vardı. Bengü Türk o gün gelmedi. O gün de mazeret bildirildi. Tabii ki Semih Yalçın Bey'in evladı kaybetti. Evet. Allah rahmet eylesin. Ha. Tahmin ediyorum ondan dolayı gelinemedi. Ödülü getirdik ve takdim edeceğiz. Genel yayın yönetmenimiz Hak Metin Özkan'a. Hak edene ödülü veririz. Hak edene ödülünü veririz biz. Peki efendim. Motivasyon amaçlı. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Genel yayın yönetmenimiz Metin Özkan'ın adına o ödülü alacağım. Kendisine ileteceğim. Çok teşekkür ediyoruz. Kamu değer olarak da katıldığınız programımıza. Çok sağ olun efendim. Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj varsa alalım. Bir açıklama okuyup kapatacağım programı. Efendim bu aracınızla, Bengü Türk TV aracınızla Türkiye kamuoyuna şunu söylemek istiyorum. Herkesi saldırıya davet ediyoruz. Bu operasyonlarda, genel operasyonlarda, savaşlarda A partisi, B partisi olmaz. Türkiye partisi olur. Evet. Hepimiz Türkiye partisinin bayrağı altında vatanımızı, milletimizi seveceğiz. Yöneticilerimize destek vereceğiz. Peki efendim çok, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz programımıza katılım sağladınız. Kamu Değer Genel Başkanı Cevdet Başlıoğlu bizlerle birlikte oldu.